yapıyoruz. Merhaba Zeynep. Zeynep'le bugün güzel bir de ne hazırladık? Ne var masamızda? Üzüm. Evet, masamızda üzümler var. Zeynep, senden isteğim bu üzümlerden bir tanesini masaya koymak. Evet, istediğin bir tanesini masanın ortasına koyabilirsin. Evet, Zeynep üzümlerden bir tanesini masanın ortasına koydu. Şimdi tepsiyi de onun üzerine koymanı istiyorum. Tam ortasına gelirse daha güzel olur. Evet, şöyle tam ortasına koymaya çalıştık. Evet, şimdi Zeynep'ciğim, kitaplarımızı onun üzerine koyacağız. Evet, kitaplarımızı... Tamam. Sadece koy. Ne olmuştur sence üzüme? Bence ezilmiştir. Ezilmiş olabilir mi? Olabilir. İyice ezilsin bence. Bir tane daha koyalım. Evet, Zeynep 3 tane kitabı ne yaptı? Üzümün üzerine koydu. Ben çok merak ediyorum ezildi mi diye. Kaldır bakalım Zeynep. Oo, Zeynep'in üzümü bayağı bir ezildi. Alalım. Yemek ister misin Zeynep? Hayır. Evet, Zeynep'in üzümü bayağı bir ezildi. Şimdi bir tane üzüm ezildi. 3 kitapla bir tane üzümü bayağı bir ezmeyi başardık. Şimdi senden isteğim daha fazla üzüm koymak. Kaç tane? 5 tane, 6 tane, 7 tane sana kalmış. Bir, biraz fazla koyalım istersen. 4 tane olabilir belki. 1, 2, 3, 4. Şöyle bir tane de ortaya koyalım mı dedim. Koyalım. 5 tane olsun, şu biraz ezilmiş gibi. Ortaya koyalım bir tane de. 5 tane üzüm koyduk. Bekle. Kitaplarımızı alalım, öyle kaldırırsın. Kitapları kenara al. 5 tane üzüm taşıyacak mı? Çok merak ediyorum. Eğer taşımazsa. Evet. Teker teker koyalım Zeynep. Yavaş yavaş. Aha. Birinci kitabımızı koyduk üzümlerin üzerine. Şimdi. İkinci kitap. Evet, şimdi merak ediyorum ezildiler mi? Bence ezilmediler. Ezilmediler mi? Bakalım yavaşça kaldıralım. Belki ezilen vardır. Evet, 5 tane üzümümüzde duruyorlar mı? Evet. Evet, 5 tane üzümümüzde duruyorlar. Birinci üzümümüz, ikinci üzümümüz, üçüncü üzümümüz, dördüncü üzümümüz ve 5. üzümümüzü de koyduk. Ne yapalım? Birkaç tane üzüm daha koyup kitap sayısını artıralım mı? Evet. Hadi şu boşluklara biraz üzüm daha koyalım. 5 tane daha koyalım. 10 tane üzüm olsun istersen. Ben de koyayım. Ben şekilli şekilli. Şekilli olmasını mı istiyorsun? Evet. Kaç tane koyduk Zeynep? Sen say benim için. 12 tane koymuşuz. Tamam Zeynep. 12 taneye 12 tane kitap koyabilecek miyiz bakalım. Acaba. Evet. Kitapları alalım. Kapatmadı mı? Dur. Tamam. Orayı düzenleyelim Zeynep. Tepsimizi koyduk. Kapattı mı orayı? Evet. Birinci kitabımızı koyduk. Bir kitap daha koy. Üçüncü kitabımızı koyduk. Kitap istiyor musun Zeynep? Evet. Al şöyle geniş kitaplardan koyalım. Dördüncü kitabımız. Beşinci kitabımız. Altıncı kitabımız. Hala koyalım mı? Yedinci kitabımız. Çok merak ediyorum. 7. kitabımız. Bence kitaplarımızı okuyacağım. 8. kitabımız. Bunlar ince, 2 tane birden vereyim. Bayağı da bir ağırlığı var kitapların. Böyle biraz küçük kitaplardan koyduk. Ben bunları biraz daha geniş kitap koydum ama bu sefer sanki biraz aşağıya indi gibi Zeynep. Evet, artık fazla zorlamayalım bakalım. Bu kadar kitaptaki durumları ne oldu? Bu kitapları kaldıralım. Evet, çok ağır. Bastırmadan gerçekten çok ağır. Tek elle zor kaldırıyorum. Ben ikinci kitap. Üzümlerin durumunu merak ediyoruz. Evet. Ezildi.
Üzümlerimizin hiçbirisi gerçekten ezilmedi. Çok merak ettim ben. Bakayım, ezilmiş mi? Bakalım üzümlerimizi şöyle bir inceleyelim. Ama bazı bir kere az kalsın eziliyormuş. Az kalsın eziliyormuş ama evet. Ezilmemişler üzümlerimiz. Evet, çok güzel. Evet Zeynep, güzel bir deney yaptık. Evet. Ne oldu? Biz bir tane üzümü ezmeyi başardık. Ama üzüm sayısını artırdığımızda üzerine koyduğumuz kitap sayısını da artırdık. Daha güzel taşımaya başladılar. Evet. Bir nedeni olabilir mi bunun? Çünkü çok üzümler birlikte tepsiyi havaya kaldırdılar. Evet, değil mi? Çok güzel. Birlikte daha fazla kitabı ne yapmaya başladılar? Yukarı. Daha güzel taşımaya başladılar. Onların ağırlığını birlikte paylaştılar. Evet. Kaldırmadılar yukarıya doğru ama onları taşıdılar. Değil mi Zeynep? Üzüm sayısını artırarak üzümlerin ezilmemesini sağladık. Ne oldu? Birlikten kuvvet doğdu. Hep beraber daha güzel yaptılar. Arkadaşlar, bizi izlemeye devam edin. Çok çok abone olun. Güle güle.